Zeynep, günaydın. Bu ne? Burs başvurusu yapacağım. Burs mu? Bursun iptal mi oldu? Yok, devam ediyor. Ama bu yıl masraflarım artacak. İngilizcemi geliştirmek için kursa gitmek istiyorum mesela. Başka planlarım da var. İngilizce önemli tabii. Kendini ne kadar geliştirirsen o kadar iyi. Bizim şirket burs veriyor aslında. Kuzey abiyle konuşayım. Bence şirket karıştırma Ege'cim. Parayı elden ver. Babam da öyle yapıyordu değil mi Zeynep? Zeynep'e burs lazım. Bizim şirkette öğrencilere burs veriyor. Ne var bunda? Bir şey yok canım. Yani bütün İstanbul'un burs ihtiyacı buradan karşılanıyor sonuçta. Sen ne kadar istiyordun Zeynep'ciğim? Ben sizden bir şey istemiyorum Melis'ciğim. Sen istemezsin zaten. Bir bakmışsın oluvermiş. Yani sinsi taktiklerin her istediğini elde ediyorsun maşallah. Taktik işlerini sen daha iyi bilirsin. Şuna bak ya. Kızım sen buraya laf sokmaya mı geldin bana? Buraya gel. Melis ne yapıyorsun? Ya ne yani? Anlamadım yani. Sen bu kızı bu eve getirirken hesaplamadın mı ne olacağını? Hayır, gül gibi geçirip gideceğimizi mi düşünüyordun? Merak etme. Mahkeme olduktan sonra gidecek. İnan bana, o da burada mutlu değil. Ah, bence çok mutlu. Gözlerinin içine baksana. Hala sana olan aşkının alevi yanıyor. Yanmıyor desene. Hadi. Neden susuyorsun Zeynep Hanım? Hadi kalbimde Ege yok desene. Melodi'nin katilini bulmak bir bahane değil mi? Ege var diye geldin bu eve yine. Ya yeter Melis. Ya yetmez, yetmez. Hadi kalbimde Ege yok diyecek. Hatta bunu şimdi söyleyeceksin yoksa kolundan tuttuğun gibi sokağa atarım seni. Çocuklar. Çocuklar bu ne gürültü? Ya bana baksana sen. Bebeğime bak. Parmağımdaki yüzüğüme bak. Melis gel benimle. Ya bırak. Kızım, kızım. Ne oluyor be Melis? Ne olsun? Zeynep Hanım yine mağdur ayaklarını oynuyor. Korunmaya ihtiyacı vardı, eve geldi. Şimdi de paraya ihtiyacı varmış. Burs istiyor. Ben kimseden bir şey istemedim. Bursu Zeynep'e ben teklif ettim. Neden böyle bir şey yaptın Ege? Çünkü Zeynep'in bir sıkıntısı varsa bana gelebilir. Ben Ege'den hiçbir şey istemedim. Ayrıca bir beklentim de yok ondan. Öyle mi? O zaman kalbimde Ege yok desene. Ege senin kocan desene. Kabul etsene kızım. Hatta dur dur ya. Herkes duysun. Yıldız, Yıldız gel buraya. Kızım, kızım biz sus. Sakin ol. Ben kız yukarıda dinleniyor Melis. Yıldız. Ha, gel gel. Gel sen de duş. Hadi Ege benim için bitti desene. Melis sen artık iyice delirdin. Delirtme kızım beni o zaman. Kabul et diyorum sana söylesene. Melis tamam sakin ol lütfen Melis. Ben buraya sizin aşkınıza onay vermeye gelmedim. Melodi için geldim. Mahkeme sonuçlanınca da gideceğim. Melodi için. Bak ya. Bak hala Ege'ye bakıyor ya. Kızım bana bakacaksın. Benim suratıma bakacaksın. Bırak Melis. Melis. Ah! Ah anne. Ah kızım, kızım dur. Ah. Melis. Ah, geç otur şuraya bir. Hay Allah. Ah. Ah. Ay, Melis iyi misin? Ay, bilmiyorum. Bir sancı girdi. Ah. Dur. Hastaneye mi gitsek? Zeynep nereye? Ya gidip şu kolyeye bakacağım. Belki hala kaza yerindedir. Yani umarım o kolye sayesinde katili bir an önce buluruz da ben de buradan kurtulurum. Tamam ama dikkatli ol. Melis. İyi misin kızım? Hayır.
harikayım ya. Yani sabah sabah Zeynep'i görmek bana da kızıma da çok iyi geldi. Kızımıza demek istedin herhalde. Oo, bir kızımız olacağını hatırladın sonunda. Melis bak, bu kıskançlık oyunların canımı çok sıkıyor. Senin de bu kızı bu eve getirmen, ona burs ayarlıyor olman benim canımı sıkıyor. Ya Zeynep, kardeşimin kanı yerde kalmasın diye kendini tehlikeye attı. Peşinde birileri var diyorum, sen anlamıyor musun? Ben anlıyorum, anlıyorum da hayır, yakında okul açılacak. Bu peşindeki kişiler okula giderken de rahatsız etmesinler onu. Hani bir araba da tahsis et istersen. Laf sokmaya başladığına göre kendini iyi hissediyorsun belli ki. Ben bir Zeynep'e bakayım. Ya sen Zeynep'in neyine bakacaksın ya? Ya bir tane ifade verdi ya. Ya bir isim yok, bir cisim yok. Neden birileri bunun peşine düşsün? Sen bana bak, bana. Hay tamam tamam Ege'ciğim, hadi sen git. Git. Ya anne, ya sen neden ondan yanasın? Ben senden yanayım. Ya ona göre davran o zaman. Çek damadını kenara, konuş. Ne konuşacağım Melis? Zeynep'ten uzak dur mu diyeceğim? Ya anne ne dersen de ya! Ah, Melis gel. Ah, Melis otur şuraya. Otur. Ah. İyi misin? Kızım, bak bu yaptığın çok yanlış. Yanlış olan ne anne? Ege'ye aşık olmam mı? Ondan çocuk yapmam mı? Ay Melis, hala Ege diyorsun ya. Kızım, ani kalkmaların, hızlı hareketlerin bebek için çok zararlı. Ayrıca sen strese girince çocuk her şeyi hissediyor. Ne olur biraz sakin ol. Lütfen. Anne ben nasıl sakin olayım ya? Ya ben Ege'ye deliler gibi aşığım. Ama o beni görmüyor, farkında mısın? Melis'ciğim, Ege kardeşini kaybetti. Ya tamam anlıyorum. Tamam biliyorum, ben de Melodi için üzülüyorum. Ama benim içimde de yeni bir can doğuyor anne. Yani hem de ikimizden bir parça, ama Ege onu bile görmüyor. Kızım, biraz sabır göstermeliyiz, biraz bekle. Anne ben daha ne kadar bekleyeceğim? Melis'ciğim, bak herkes sever ama herkes bekleyemez. Senin en büyük sıkıntın ne biliyor musun? İşte bu sabırsızlığın. Ha. Yani Zeynep kavga edip ayrılmamızı sabırla bekliyor diyorsun. Ben öyle bir şey söylemedim Melis. Ayrıca Zeynep öyle bir şey yapmaz. Ya sen hala Zeynep'i savunuyorsun şu an anne. Sen nasıl benim yanımdasın, ben anlamıyorum. Ben Zeynep'i savunmuyorum kızım. Bak anne. Eğer ki bu bebek sağlıklı olsun istiyorsan benim yanımda olacaksın. Eğer bu bebeğe bir şey olursa, eğer benim kızıma bir şey olursa bu sabırsızlığın yerini öfke saracak, haberin olsun. Melis o nasıl laf? Bu bebeğe hiçbir şey olmayacak kızım. O doğduğunda bu ailenin temellerini yeniden atacak. Gel, biz birlikte yol alacağız yavrum. Birlikte yol alacağız yavrum.